Ekranda plevral efüzyonu olan birinin akciğerlerini gösteren bir çizim var arkadaşlar. Böylesi bir durumda hastanın doktora verdiği bilgiler ışığında yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu hemen anlaşılır. İsterseniz plevral efüzyonun ne olduğunu kısaca hatırlayarak başlayalım. Bunlar akciğerlerimiz. Akciğerlerimiz viseral plevra ki bunu koyu pembe ile çizdim ve parietal plevra adı verilen zarlar içinde bulunur. Efüzyon yani sıvı birikmesi bu iki zar arasında yani plevral boşlukta oluşur. Bunun ne gibi sorunlara sebep olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Demek istediğim plevral boşluğunda sıvı birikimi olan bir hastanın ne gibi şikayetleri olur dersiniz? Sıvının normalde akciğerin e, olması gereken yeri burada böyle kapladığını görüyorsunuz değil mi? Bunun sonucu olarak hasta göğüste, göğsünde bir ağrıdan şikayet edecektir. Elbette. Göğüs ağrısını hemen not edelim. Bu ağrıyı akciğerin genişlemesi için yeterli alanı olmadığından özellikle de nefes aldıklarında hissedeceklerdir. Buna yani nefes alırken hissedilen göğüs ağrısına plörezi adı verilir. Plörezi. Buna ek olarak nefes almada zorlanma da görülebilir. Bunu da dispne olarak not ediyorum. Dispne. Bir de kuru öksürük diyelim. Öksürüğün kuru olmasının sebebi sıvının biriktiği alanın akciğerlerin dışında yer almasıdır. Evet, sıvı akciğerlerin yani hava yollarının içinde yer almadığı için öksürük kuru olacak. Yani beraberinde balgam ya da benzeri bir salgı olmayacaktır. Akciğerler dışarı atabilecekleri bir şey olmamasına rağmen öksürüğe sebep olarak alanlarını genişletmek isteyecektir. Bu durumla karşılaşıldığında çeşitli ipuçlarına dikkat edilmesi gerekir. İpucu diyerek elbette işaret ve belirtilerden bahsediyorum. I ve B olarak bunları not edelim. Bunlar ortada yanlış giden bir şeyler olduğunu bize gösterir. Ve doktorlar da hastanın akciğerleriyle ilgili bir sorunu olduğu şüphesiyle hemen muayeneye geçerler. Bu noktada yapabilecekleri tabii farklı şeyler var. Bunlardan biri akciğer ya da göğüs röntgenine başvurmak. Göğüs röntgeni sayesinde hastanın akciğerlerini biraz daha ayrıntılı olarak görebiliriz. Akciğerleri bu şekilde bir kutunun içine alıyorum. Bunun bir röntgen görüntüsü olduğunu düşünün. Bu sayede akciğerlerin alt kısmında sıvı biriktiğini görebiliriz. Plevral efüzyon durumunda bir göğüs röntgeninin neye benzediğini de görmek isterseniz, hastanın yan yattığını gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Demek istediğim bu röntgen görüntüsü de yan duruyor. Bunlar kaburga kemikleri. Bu kalp. Burada hastanın kolu, burada da diyaframı var. Bakın, özellikle de bu tarafa odaklanmanızı istiyorum. Bu normal akciğer. Akciğerler hava dolu olduklarında röntgende koyu renkli olarak görünürler. Şimdi de diğer akciğere bakın. Havayla dolu olan alanın çok daha küçük olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Bu kısımda daha açık renkli olan bir alan var ve Efüzyon da işte zaten burada. Buna benzer bir göğüs röntgeninde efüzyonun nerede olduğu hemen anlaşılır. Efüzyonun yanda olmasının sebebi hastanın yan yatıyor olması. Başka bir deyişle bu hasta eğer ayakta ya da oturuyor olsaydı efüzyon akciğer tabanına doğru ilerleyecekti. Diğer tarafına yatmış olsaydı da sternal sınırda olacaktı. Evet, göğüs röntgeninde buna benzer bir görüntüyle karşılaşmak mümkündür. Röntgeni ek olarak ya da röntgen yerine başka bir görüntüleme yöntemi olan bilgisayarlı tomografiye de başvurulabilir. Bilgisayarlı tomografi de röntgen gibi akciğerlerin görüntüsünü verecektir. Ancak bu yöntemle elde edilen görüntü daha detaylı bir görüntü olur. Bu yöntemleri tanılama yöntemi olarak not ediyorum. Tanılama yöntemi. Röntgen ve bilgisayarlı tomografi ek olarak farklı testler de kullanılabilir. Hastanın enfeksiyonu olduğundan şüphelenen bir doktor kan tahlili isteyebilir mesela. Kan tahlilinde hastadan alınan kan örneği, bu kan damlasının alınan numune olduğunu bakın düşünelim. Bu numune yani incelenir. Enfeksiyon olup olmadığı belirlenir ve eğer enfeksiyon varsa da enfeksiyona sebep olan ajan ortadan kaldırılmaya çalışılır. Bu arada aslında göğüs röntgeni ya da bilgisayarlı tomografi sonucunda akciğerlerde sıvı birikimi olup olmadığına karar verilebilir. Peki, plevral efüzyon olduğu belirlendikten sonra ne yapılmalı? Uygulanabilecek tedavi yöntemlerinden ilki torasentezdir. Her gün kullandığımız kelimeler olmadıkları için bunları not etmek istiyorum arkadaşlar. Torasentez. Torasentezde bu boşluğa ulaşılır. Evet, plevral boşluğa ulaşılır. Bunu göstermek için canlı bir renk kullanayım mesela sarı. Bir iğne yardımıyla buradaki plevral boşluğa ulaşılır ve sıvı boşaltılır. Yani aspirasyon yapılır. İğne ile bu şekilde efüzyonun olduğu alana ulaşılır. İşte burada görüyorsunuz ve iğnenin diğer ucunda ise bir numune toplama torbası ya da başka bir kap bulunur. Kullanılan malzemeler prosedürün uygulandığı yere ve prosedürü uygulayana bağlıdır. Evet sıvı boşaltılır ve daha sonra test edilir. Bu testin amacı sıvının transüda mı yoksa eksüda mı olduğunu anlamaktır ki bu da sıvının kaynağının ne olduğuyla ilgili bize bilgi verir. Torasentez sırasında hastanın önce dik bir şekilde oturması gerekir. Diyelim burada hasta yatağının kenarında oturuyor olsun. Hastanın kollarıyla yatağın kenarında olan bir masanın üzerine doğru uzandığını düşünelim. Burada mesela bir yastık üzerine kollarını koyuyor olabilir. Plevral boşluğa ulaşmak için kullanılan iğnenin giriş yeri hastanın sırtıdır. Hasta uyanık olacaktır ancak prosedürün rahat olması yani hastanın acı hissetmemesi için bazı ilaçlar kullanılır. Bu noktada bu prosedürün ultrason eşliğinde yapıldığını da söylemek istiyorum. Ultrason kullanılmasının sebebi iğnenin izlediği yolu takip ederek hastaya ya da başka bir dokuya zarar vermemektir. Evet, torasentezle buradaki sıvı toplanır ve test edilir. Torasentezden daha invazif teknikler de vardır. İsterseniz bunlardan da bir kısaca bahsedelim. Plorodeziz ile başlayalım. Plorodeziz. Bu, plevral efüzyonun tekrarladığı durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemde de plevral boşluğa ulaşılır. Bu defa diğer akciğeri kullanacağım. Evet, buraya bir ilaç ya da iritan yönelir. Amaç burada iritasyona sebep olmaktır. İritasyon bir tür doku hasarına neden olacaktır. Ancak bu dokular iyileşirken yani yara dokusu oluşurken plevra zarları yani viseral ve pe e perietal plevralar birbirine yapışacaklardır. Bunun sonucunda aradaki boşluk kapanacak ve bu sayede plevral efüzyon olasılığı da ortadan kalkmış olacaktır. Bu yöntem az önce de söylediğim gibi plevral efüzyonun tekrarladığı durumlarda uygulanan bir yöntem. Zaman zaman bu zarlar yeniden birbirlerinden ayrılırlar ve yeniden plevral efüzyon meydana gelir. Bu yüzden de bu yöntem plevral efüzyonun tekrarladığı durumlarda uygulanan gerçekten de invazif olan bir prosedürdür. Yine invazif olan bir diğer prosedür plüroperitoneal şant uygulamasıdır. Plüroperitoneal şant. Evet bu yöntemle hastanın plevral boşluğuna bir drenaj cihazı yerleştirilir. Bu çizimde torasentezde kullanılan iğnenin yerinde bir drenaj cihazı olduğunu düşünün. Evet, şimdi iğnenin şant olduğunu düşünelim. Şant, peritoneal boşluğa yönlendirilir. Peritoneal boşluk, karın boşluğunda yer alır. Plevral boşlukta biriken sıvı şant aracılığı ile peritoneal boşluğa dolar ve buradan da boşaltılır. Torasentez başvurulan ilk yöntem, plorodezis ve Ploroperitoneal şant ise hastalığın sık sık tekrarladığı durumlarda başvurulan ve daha invazif olan diğer yöntemlerdir. Plevral efüzyon görüldüğünde bunun altında yatan sebep de araştırılmalıdır. Bir enfeksiyon söz konusu ise antibiyotik kullanılmalıdır. Kanser gibi lenfatik sistemi bloke eden bir durum varsa da kanserin tedavi edilmesi gerekir ve bu da çoğu zaman kemoterapi ile tedavi edilir. Evet, plevral efüzyonun tedavi edilmesi son derece önemlidir arkadaşlar. Neden diyecek olursanız, efüzyon eğer tedavi edilmezse zaman içinde ampiyeme dönüşebilir. Bunu da farklı bir renk kullanarak not etmek istiyorum. Ampiyem, ampiyem. Ampiyem bu sıvının enfeksiyonudur. Ampiyem ilk evrelerde iltihap gibi bir yapıya sahiptir. Bu kısmı biraz renklendirmeye başlayalım. Evet. Başlangıçta iltihap gibidir ancak tedavi edilmezse inflamatuar bir tepkiye sebep olur. Bunun sonucunda da plevral boşlukta yara dokuları oluşabilir ve bunlar da plevral efüzyonu bir yerde bloke etmeye başlayabilirler. Sonuç olarak bunlar katılaşırlar ve yeni bir şekilde organize olmaya başlarlar. Bu noktada yapıları biraz lor peyniri kıvamındadır diyebiliriz. Ve bu aşamaya gelindiğinde bu sıvının boşaltılması ve tedavisi iyice zorlaşır. Enfeksiyon kan damarlarına yayılırsa ortaya daha ciddi durumlar da çıkabilir. Akciğerler üzerinde kan damarları olduğunu biliyorsunuz. Evet, bu enfeksiyon bu damarlarla temas edecek olursa dolaşım sistemine girer ve kanımız zehirlenmeye başlar. Yani çok çok ciddi sorunlara yol açar bu durum. Bu yüzden de plevral efüzyonların ilk evrelerinde mutlaka tedavi edilmeleri gerekir.